Putin Bakın. seyrediyor. Neyi seyrediyor? Ya şöyle bu bir ta ya. taktik teknik değil mi bu bir, Aa, askerlikte? Bu, bu bir, ya. Bekle. Önce Bekle. hocamı dinleyelim de ben askeri açıdan anlatayım. Aha, buyurun İsmail Bey. Buyurun buyur, siz. İsmail Bey. Hangi Hangimiz? Siz siz. siz, siz. Evet. İsmail <laughs> abi sen. Ya, Putin, <laughs> Hocam, Putin karıştı. Hocam Putin neyi bekliyor? 10 günden fazla ya Putin, zamandır Putin burada neyi bu. Putin'in neyi beklediğini bilmiyorum. Putin neyi bekledi mi? Herhalde ilham falan beklemiyordur muhtemelen. Bir vahiy ilmesini de beklemiyor ama Putin'in beklediği bir şey var. Putin e, şu anda... E, Ukrayna'yı çekiyor, İçine doğru çekiyor. Hmm. Rusya'nın içine girip de sağlam çıkabilen ordu yok. Evet. Ya tarihte ikinci dünya savaşında Kursk muhaber, muharebelerinde Almanlar bir orduyu kaybetti. Yani, yani o, neler kaybettiler? Yani şimdi birazdan anlatacağım yani, sebebini belki siyasi ya, açıdan bir faydası olur. Dü, dünya savaş tarihine bakarsan eğer Rusya'nın savaş tarihine Rusya'nın içine girip de sağlam çıkabilen ordu ya, yok. Hocam. 1250 kilometre kare, 1250 kilometre kare dediğin yer neresi biliyor musun? Dört tane Gazze. O büyüklükte Hı. yani. Dört tane Gazze. Ama hocam bu az hepsi mı? bu mı? Kadar. Bu bir. İkincisi. Az değil ki. Kaç milyon kilometre kare milyon. biliyorsun Başka yani? Biliyor 17 milyon, milyon kilometre. Hocam ne yaptı? bir ya. de adamların bak köprüleri İsrail, patlatılıyor. İsrail işte 11 ayda o Gazze dediğin yere tam kontrol edemedi. Ama şimdi yani şöyle orada, de, orada e, insanlar var orada bir Hamas var orada orada bir, 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 bir şey var yani Geniş, o başka var, bir şey tamam. o başka bir şey Orada e, e, şey e, İsrail kara kuvvetlerini çok fazla kullanmıyor. Burada Rusya dedi ki Putin dedi ki ey millet 200 bin vatandaşını çekti orada ya tahliye etti. Niye tahliye etti? Bir, orada bir şey yapacak. Evet, evet Bir askeri Orada bir şey yapacak. Ben, bir muharebe. Iki cümle. Peki orada. son 10 günde olanları size söyleyeyim mi yani Rusya'da. Hocam şey, hemen geliyorum. 10 günde. Kö Bu, Ukrayna ne yaptı? Son cümleyi Ziyada? söyleyeyim. Son Bu cümleyi öyleydi. söyleyeyim. Medvedev ne dedi biliyor musun? Biliyorsun değil mi? kurs oldu, masa bitti dedi. Barış marış yok. Ateş kes pat, ateş kes yok. Ama zaten Bir kere, barış olmasın diye kursk oldu. Barış masasını devirmek için yaptılar. İşte zaten <laughs> tamam Rusya'da şey. bunu görmüştü. Rusya Rusya'nın son Rusya 10 günde buydu. ne yaptı? Rusya'ya ait 3 köprüydü galiba. 3 köprüyü pat bombaladı. üç müydü İrem? Şey bölgesinde, Üçünün... kursk bölgesinde. Ha, bak... Köprüler patlatıldı. köprüler. Bakın ona aa, büyük askeri a, çok anlamlı darar değil. Tamam da zarar veriyor sonuçta. Çok bak bu an... ne? Bu yangın söndürülemedi hala. Ben birazdan söyleyeceğim. hala. Petrol Anlatayım deposunu vurdular. Bak hocam iki Rus kelime söyleyecek. İki cümle aldılar. söyleyecek hocam. İki cümle söyleyecek. 92 yerleşim Hoş. alanını kontrol altına aldılar. E Rusya daha ne bekliyor Hülya, o ya zaman? Ben de hocamdan hocam. sonra üç kelime Tabii. söyleyeyim. Tamam. İki cümleyle. Konuşturmadık gibi oldu. Pardon. Estağfurullah. Şimdi Zelenski bir taktik ya da bir teknik gibi belki orada Rus askerlerinin bir kısmını alıp yarın öbür gün masada bir koz olarak kullanmaya çalışıyor olabilir. Onu bir tarafa koyalım. Ama Batı'dan aldığı silahlarla ABD'den aldığı mühimmatlarla bu köprüyü patlatması anlık ve bir olay. Fakat Rusya, Rus devleti, Putin'in işte yapısı, geçmişi, deneyimi, yani bunun bu, bu filmin daha ilk sahnesi, bunun devamının geleceğini düşünüyorum ve daha Rusya'nın konuşmadığını düşünüyorum. Hı hı. Bu kadar. Eray hocam, ya, şöyle. Bir şeyler çiziyor. Hiç evet, bir şey hocam, hocam, bir şeyler Hareket çiziyor. Falan. Ben de şunu söyleyeyim. Da şöyle bu yapayım. olay bize, bu olay Fulya bize, Hah. şunu gösteriyor. Hiç yabancı değil. İran-Irak savaşı. İran-Irak savaşının devam etmesi için eğer Irak çok ileri gittiyse İran Irak olan Saddam olan desteği kestiler. İran baskın geldi. Eğer İran çok ileri gittiyse İran'ın Tahran'dan çıkan askeri araçların plakasına kadar çekip Saddam Hüseyin'e koordinatlarıyla verip silah verip Saddam Hüseyin'in baskın gelmesini sağladı. Böylece 8 yıl bir savaşın sürdüğüne tanık olduk. yıpratma Hı. savaşıydı. Evet. İran'ın İran devriminin bölgeye yayılmasını engelleme savaşıydı. Humeyni'nin orada sağlamlaştırma. orada zehir içiyorum deme pahasına bu savaşı durdurmasa bir 8 yıl daha devam edecekti. Hı. Bu da bir yıpratma savaşı. Yani bunlar küçük e, taktik muharebeler bizi yanıltması. Biraz Hı. o bu ilerleyecek, sayı. sonra o alacak, öbür ilerleyecek. Birinci amacına ulaştılar. Barış masası devrildi. Savaş devam edecek. E, Rusya'yı yıpratmak için, yormak tabii. için, oyalamak için. Bunu Belki de ne çizdiniz Ereğe hocam tahtaya? Rusya'da hiç yorulmayacak yani, bir yani. Rusya açtı kapıları gel kardeş. Şimdi burada, burada evet büyük bir propaganda. Hocam bitirsin de ben ondan Bitti. sonra. Bitti biz bitirin. buyurun hocam. Teşekkür ederim. Ya ha. şimdi tabii Rus savunma konseptini bilmediğimiz için biz kendi normal işgal tahkim ve savunuyormuş gibi düşünüyoruz. Sanki cephe yarılmış. Ee, ve e, işte şey e, Ukrayna 3 zırhlı Tugay dedim yaklaşık 600 tank yapar bu da. Bir özel kuvvetler Tugay'ı sanki girmiş bütün bölgeyi ele geçiriyormuş gibi bir durum var. Bu doğru değil. Ee, önce onu söyleyeyim. Ee, Rusların savunma konsepti. Tamam da Rus, Rus topra Ukraynalıların Rus topraklarına sevgili, sevgili girdiği politik. gerçeğini bu. Ya, girmesi yani... ayrı bir şey ama sen biraz önce söyledin ya hani e, kursku kaybetti, toprak kaybetti. Hayır bu doğru değil. Yani. Daha hala muharebe devam ediyor. Ve aynen asker değil ama hocalarım da teşekkür ediyorum çok güzel bir tespit. Daha Rusya bir şey yapmadı. Bir dakika. Neyi bekliyor ya? Şunu ben bunu be merak ediyorum. Anladığım kadarıyla. Şimdi bakın. Ben iki şeyi size söyleyeyim. Ondan sonra Aha. ne oldu ortaya çıksın. Şimdi burada Rus savunma konsepti bizimki gibi işgal tahkim ve savunmaya dayanmaz. 3000 kilometre sınır var. Bu 3000 kilometrenin 1000 kilometresini evet mevzi kazarak İçine askerleri koyarak savunuyorlar. Geri kalan 2000 bin kilometresine sorumluluk alanları veriyor. Rus savunma, Rus Rus konseptinde savunma yoktur aslında. Rus konsepti taarruza dayalıdır. O yüzden geçici haller için savunma kabul edilir ve direnek noktalarında savunulur. Yani şunu sormak lazım. Evet, Ukrayna güçleri girdi ama sınırdaki yani bu savunma yapan direnek noktalarını alabildiler mi? Hayır direnek noktaları hala duruyor, duruyor bak duruyor. İrtibatları devam ediyor, muharebeye de devam ediyor. Rusların tek hatası şu oldu. Bu boşlukları yani direnek noktaları arasındaki boşlukları tespit eden Ukrayna güçlerine karşı ihtiyatlarını parça parça kullandılar. Yani stratejik bir karşı taarruz yapmadılar. Bu da eridi. Şimdi bu birinci husus. İkinci husus analizde dikkat etmemiz gereken ikinci husus ise bu güçler özel olarak oluşturulmuş bir güçlerdir ne kullanıyorlar biliyor musunuz? Alman Leopard A2 V8 tanklarını kullanıyorlar. Alman Leopard A2 V8 tankları Alman ordusunda yok. Özel olarak üretilmiş Leopard serisinin en üstü. Daha dünyanın hiçbir ordusunda yok. Alman ordusunda yok bakın. Burası için özel olarak üretilmiş tanklar buraya getirdiler. Bir de F-16'ları verdiler. Bu boşluklardaki Rus birliklerini vurup zırhlı birlik taarruzuyla Belli bir aşamayı kaydettiler. Şimdi efendim, üçüncü ve son olarak da şunu dikkat etmemiz lazım. Peki, girme yapan bir güç ne yapar? Askerlikte iki tane şey yapar. Yani bu askerliğin Newton yasası gibidir. Birincisi, e, kuzeye ve güneye kanat kırarak şu bölgede arkasından çevirdiği Rus birliklerini imha etmesi lazım. Bunu yapıyor mu? Yapmıyor. Yok. İki, ikinci hal tarzı da şudur. Aynı anda bu. En yakın ihtiyata saldırır. Girme yapan bir güç cepheyi yarmışsa en yakın ihtiyata saldırır. Çünkü o kendine karşı taarruz yapacak ya. Onu yok ederse zaten geri kalan bölgeyi yerir. Peki bunu yapıyor mu? O da yok. Hayır yapmıyor. Peki ne yapıyor o zaman? Siyasi hedeflere yöneliyor. Kurska yöneliyor. Yerleşim birimine yöneliyor. Ya bir dakika. Hani Almanlar da hatırlarsanız 2. Dünya Savaşı'nda Moskova'ya saldırmak yerine Leningrad'a orduyu böldükleri için yenildiler. Aynısını şimdi aynı şeyi e, Ukrayna güçleri yapıyor. Niye? Burada işte başka siyasi mülazalar var. Yani askeri nitelikli bir harekat olsa da aslında siyasi amaçlar güdülüyor. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü askeri manevradan askeri hedeflere yönelmiyorlar. Tamam. Birincisi bu. Peki Rus'ta hani en çok merak edilen Fulya'nın da sorduğu. E, peki Rusya neyi bekliyor? Hı. Ya şimdi bakın. Bazen e, hatırlayın Büyük Atatürk'ün Kütahya-Eskişehir muharebelerini ne yaptı? Düşmanı derinliğe çekti. Tabii. Doyum noktasına ulaştı. Şimdi Son, bakın, şunu söyleyeyim size, burada köprülerin vurulma anını getirici. Şimdi Ruslar, şöyle söyleyeyim, Ruslar burada altı orduyla e, bulunuyorlar, 150 bin kişi. Bu orduyu desteklemek, takviye etmek için de Sibirya'dan iki tane stratejik ihtiyatını yaklaşık 150 kilometre derinlikteki iki noktada tutuyorlar, tamam mı? Şimdi anladığım kadarıyla Ruslar şunu bekliyor, tamam, gel. 600 tane mis gibi tank Aa, bak. Adamlar ülkelerine ne kadar ya, zarar bir de, verdi, ya, neyi bir bekliyor? Ya, bir, şu, şu, sonucunu söyleyeyim de ondan sonra bir zarar kar mukayesesi yapalım. 600 tank kitle halinde girmiş. Tamam. tamam mı? Bakın çeşitli yerlere yayılıyorlar. Alanı da burası. Tamam. Şimdi Rus stratejik Ordu iki tane ordudan dört tane tank tümeni gelir. Bunları çevirir ve burada bir kitle imhası yaparsa ne olur? O zaman bakar mısınız 3 tane köprü vurdu, 5 tane tesis mi yok etti? 600 Alman tankı Leopard en üst seviyede Rusların olur. Aa, yok edilir abi yani. Bir... Niye yok etsin? Bir de özel kuvvetler. Şöyle, yarısını yok eder, Ama yarısını tören yani, yani? Yani, eder. Şey. Yani, dolayısıyla şimdi burada çizdi burada şey yapmamak lazım, duygusal davranmamak lazım. Tamam? Eğer Rusya karşı bir hareketle bunu püskürtemezse şu anda karizması bir ölçüde çizildi. Ama dediğim gibi yani nispi güç mukayesesi yaptığımızda ama uzmanlarımız bence, der ki tane, yapacak tane daha yapmadı diyor. İki tane Allah ordu de. var. Bakacağız. Şöyle. Şöyle kolay yani değil. bunların tabi dedikleri güzel. Arkadaşlar, arkadaşlar de. şeyler e, Melih Yiğitel. Şey Melih Yiğitel ve yalnızlığına, yalnızlığına dönüyoruz şu an. Herkes sussun. Evet. <laughs> evet siz, siz beni se siz beni sevmeyin. Şimdi <laughs> e, ya, ya benim ha, kafama kurska, oturmayan kurska bazı şeyler var. Sevmeyen ölsün. Seni sevmeyen ölsün diyoruz aynen. Evet. Abi dikkat et şey Canımsınız. Ya kafama oturmayan bazı şeyler var. Tabii ben Benim de. E, bir kere ben <laughs> e, Ama Eray Hoca Eray kızıyor diye soramıyorum. <laughs> Estağfurullah. Eray Hoca mı Yok Eray Hoca'yı dikkatlice dinledim ama şimdi ekonomistler risk almak istemediği zaman şey derler. E, i̇htiyatlı imserlik içindeyim. Şimdi. <laughs> şimdi ben de bu durumda ihtiyatlıyım. Neden? Ya ben mesela Rusya'nın 3 yıldır süren savaşta bir metal yorgunluk yaşadığını düşünüyorum. Doğru. Ee, dünyanın süper gücü 1250 kilometre toprağın işgaline nasıl izin verebiliyor? Bu kadar karizmasının çizilmesine nasıl izin verebiliyor? Burası soru işareti. İki, eğer bu kadar gücünüz varsa kendi toprağınız içinde gel gel yapmadan da imha edebilirsiniz. Yani şeye gerek yok ki. Hani böyle... Ee, ...futbolda şey var yani... Ya, Dur bakalım, bakalım bunlar nereye doğrudur. kadar gidecek diye Biri beklemenin takırsan, anlamı var mı? Bak gerek benim yok. Kafadan şu an.